Sevgili mahalleli, Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Didim'i muhabirimiz Tuğçe ile gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta öncelikle Ege bölgesinin en büyük gölü olan Bafa Gölü'nü ziyaret edip muazzam bir kahvaltıyla güne başlıyoruz. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Efendim, Didim'in sabahı da bir ayrı güzel oluyormuş. Bunu da görmüş olduk. Efendim, sevgili Dilaver Bey ile birlikteyiz. Öncelikle bir kez daha hoş geldiniz Londra Mahallesi'ne. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nereye gidiyoruz Dilaver Bey? Bugün sizi Didim'e yakın Bafa Gölü'ne götürüyorum. Orada göl kenarında güzel bir kahvaltı yapacağız inşallah. Böyle güzel bir manzara içerisinden geçip zeytinliklerin bol olduğu bir yerde. Bodrum Gölü güzergahında bu Bafa Gölü. Büyük bir göl. Onun kenarında güzel bir kahvaltı yapmayı istiyoruz. Evet, bizler de istiyoruz efendim. Tüm Londra Mahallesi ekibi olarak şu anda arabadayız. Bafa Gölü'ne doğru kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Gölün orada görüşmek üzere o zaman. Bafa Gölü'nün kıyısında yer alan bu mekanda her türlü kahvaltı ürününün en doğal, en organik halini bulmanız mümkün. Sevgili izleyiciler, çok güzel bir yolculuktan sonra kahvaltı yapmaya nereye geldik Dilaver Bey? Burası Bafa Gölü. Didim'e yaklaşık 20 dakika mesafede. Bu göl kenarında güzel kahvaltı mekanları var. Burada kahvaltınızı yaparken bu müthiş manzarayı da izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi küçük bir ada var gölün ortasında. Evet. Bu göl manzarası harika bir yer. Evet. Didim'e de yakın olması açısından Didim'e gelen misafirlerimiz rahatlıkla gelip güzel bir kahvaltı yapabileceği bir yer. Özellikle hafta sonu ailenize gelebileceğiniz bir yer gibi görünüyor ama henüz daha içeri girmedim efendim. Gelin dilerseniz bir de bu yörenin kahvaltısına bir göz atalım. Hadi bizi izleyin. Buyurun. Günün en önemli öğünü olan kahvaltının bin bir çeşitli hali önce gözleri sonra da karnımızı doyuruyor. Sevgili izleyiciler, kahvaltımız geldi. Efendim, eğer buraya uğrarsanız ister Bafa Gölü'nün hemen yanında kahvaltınızı yapabilir, isterseniz benim gibi şöminenin kenarını seçebilirsiniz. Dilaver Bey kahvaltısını yapmaya başlamış bile. Arif Usta'nın ellerinden hazırlanan bu güzel kahvaltıyı ve en son eklenen toprak tavada da yapılan yumurtayla birlikte ben de kahvaltımı yapmaya başlayayım. Sevgili izleyiciler, kahvaltımızı yaptık. Şimdi de içerisinde yılan balıkları bulunan havuzun yan kenarına geldik. Aynı zamanda burada çeşitli balıklar da görüyorum. Sizin yakalamış olduğunuz Yalçın Bey, biraz bahseder misiniz izleyicilerimize? Bafa Gölü şu anki 15% tuzluk oranı vardır. Burada çupra, levrek yetişebiliyor. Kefalimiz zaten var. Topan kefal dediğimiz. Yılan balığımız en meşhur balığımızdır. Yağlıdır. En enteresan balık da yılan balığıdır. Çünkü giriş yolu olarak bayağı bir yol kat edip de Bafa Gölü'ne gelir. Saragoza Körfezi, Atlas Okyanusu, Cebel Tarık Boğazı ve Ege Denizi Menderes vasıtasıyla göle girer. Büyük Menderes Deltası Bafa Gölü'nü beslediği için burada balık yavru haline gelir, gölde büyüme yapar. Ama burada yumurtalanmasını yapmaz. O yüzden yılan balığını sadece canlı tutabiliyoruz. Ama diğer balıklar hep öyle geliyor bize. O yüzden yılan balığımızı burada koyabiliyoruz yine. Peki yılan balığı diyoruz ama birçoğumuz yılan balığına karşı biraz yılan balığı bize itici yani, geliyor açıkçası. Nedir? Faydaları var mıdır? Tabii ki. Yılan balığın saymakla bitmez faydası. Normal bir balığın 3 misli omega 3 olduğunu söylüyorlar. Yani bizim buradaki araştırma, yani bu üniversite yapılan bir araştırmaya göre göz romatizması, kemik erimesi, kolesterol saymakla bitmez. Bayağı bir faydası var Bafa Gölü'ndeki çıkan yılan balığının ama her yerdeki değil. Biz burada ızgara yapıyoruz. Normalde balığı bir de füme şeklinde pişirme usulü vardır. Herkes füme pek yemez çünkü is kokusu olduğu için genellikle ızgara. Yağda çünkü ağır bir balıktır, yağlı bir balıktır. O yüzden adı üstünde ama biz onu uzun balık diyoruz burada. Bazen direkt yılan demiyoruz. Bu güzel manzara ve doğal ürünlerden bir hayli etkilenen Tuğçe hemen bu güzel bölgedeki emlak olanaklarını Dilaver Bey'le araştırmaya koyuluyor.
Sevgili izleyiciler, efendim şu anda çiftlik evindeyiz. Özel yaptırılmış, istek üzerine yaptırılmış bir çiftlik evindeyiz değil mi? Evet, aynen öyle. Peki biraz öncelikle bahseder misiniz buradan bize ve belki ekran başında böyle bir evi olsun isteyen izleyicilerimiz de olabilir. Onlara da biraz fikir vermiş oluruz. Şimdi efendim burası biz yani sipariş üzerine yapmış olduğumuz bir yer. Bir gurbetçi vatandaşımıza yaptık. Şimdi Avrupa'da sıkılıp buraya gelmek isteyen arkadaşlar oluyor. Böyle çiftlik hayatı yaşamak istiyor. Burada hayvan beslemek istiyor. Bahçe ve benzeri şeylerle uğraşmak istiyor. Böyle yerler bu tür şeyler yani bu tür arkadaşların istedikleri yerler oluyor. Biz onlara yani emlakçı olmamızın, inşaatçı olmamızın avantajını kullanıyoruz. Biz böyle yerleri buluyoruz. Teklifimizi sunuyoruz. Onların isteği üzerine yapıyoruz. Burası toplam 180 metrekare olan bir bungalov. İç kullanım alanı 180 metrekare. Görmüş olduğunuz gibi 5 dönümün içerisinde yüzme havuzundan tutun. İşte daha peyzaj şeyine geçmedik. Tam olarak bitmedi ama yani bunları da yaptıktan sonra işte vatandaş işte arka tarafa bir küçük ahır yapmak istiyor. Örneğin. Ondan sonra yani bir hayvan almak istiyor. İşte gördüğünüz gibi etrafta fazla yapılaşma yok. Yapılaşma olan yerlerde zaten bahçe türü veya işte hayvan yetiştiren insanların hayvan yetiştiriyor. Bahçe işleriyle uğraşıyor insanlar. Tamamen kentten sıkılmış. Yani veya işte şöyle söyleyeyim yani Avrupa'ya gitmiş ama Avrupa'dan sıkılmış. Gelip burada kafa dinlemek isteyen insanların bizden istekler üzerine yaptığımız bir proje efendim. Peki efendim, bizler gereken bilgileri aldık ama gelin dilerseniz bu çiftlik evini bir de yakından görelim. Sevgili izleyiciler, efendim evi gezdik. Çok da güzel bir ev olmuş. Elinize sağlık öncelikle. Teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz gibi Tuğçe Hanım, yani çok büyük bir salonu var yapmış olduğumuz bir binanın. Burada mutfak ve salon beraber, yine ayrıyetten şöminesini koyduk salonun içerisine. Burada konsepti biraz farklı tuttuk. Çünkü bungalov olmasından dolayı şöminesi, işte mutfak, açık mutfak ama yine ayrı gibi duruyor. Ayrıyetten kullanmış olduğumuz malzemeler Didim standartlarının üstünde bir malzeme kullanıyoruz. Kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Odalardan biraz bahseder misiniz? Diğer odalarımızdan biraz bahsedersek burada 3 tane yatak odası var. Her yatak odasının içerisinde banyo ve WC'si mevcut. Sadece büyük ebeveyn banyosunda farklı olarak bir de kış yaz oturabilecek insanlar için sauna yaptık. Toplam 180 metre iç kullanım alanı var sadece villamızın özelliği. Ayrıca 5 dönümün içerisinde olduğu için çok geniş bir alana sahip. Havuzumuzu büyük, güzel bir şekilde yaptık. Dilaver Bey, ekran başında özellikle Avrupa'dan izleyen izleyicilerimiz böyle bir eve sahip olmak için ne yapmalılar? Öncelikle bizle temasa geçirmeleri lazım. Biz onlara ilk önce arsayı buluyoruz, böyle bir alanı buluyoruz. Diyoruz ki biz burada size bu şekilde bir ev yapabiliriz diyoruz. Tabii onların isteklerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bizle temasa geçtiklerinde işte biz zaten anlatıyoruz yani konseptin nasıl olduğunu, anahtar teslim nasıl bir inşaat teslim ettiğimizi. Bizim yapmış olduğumuz projeleri sunuyoruz onlara. Gösteriyoruz. Hangi kalitede mal kullandığımızı gösteriyoruz. Bunlar ondan sonra tercihi onlara bırakıyoruz. Nasıl isterlerse. Tabii daha önce yapmış olduğumuz projeler var böyle. İnsanlar geliyor bize. Nasıl, ne istediklerini ilk önce biz onların öğreniyoruz. Onların hayallerindeki isteklerini ilk önce öğreniyoruz. Ona sistemin öngördüğü şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz efendim. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz size nasıl ulaşacaklar? Tuğçe Hanım, bizim ofisimiz Didim'de. Didim Altınkum'da. Elit Emlak İnşaat. Bu Atatürk Bulvarı üzerinde. Bizle telefon ve e-mail ile temasa geçebilirler. Didim'le ilgili bilinmeyenleri önümüzdeki hafta ekranlara getirmeye devam edeceğiz. İyi seyirler.